Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. E, cumartesi akşamı çekiyorum bu videoyu ama pazar sabahı mı izlersiniz, cumartesi akşamı mı izlersiniz? Buna siz karar vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar 76.100 için teşekkürler. Gerçekten de e, son derece keyif veren bir gelişme. Ve e, hep söylediğimi yine söylüyorum. Kanal sizin kanalınız. Büyütmek de elinizde küçültmeklerinizde. Yani siz ne yaparsanız kanal o oluyor arkadaşlar. Siz ne kadar destek verirseniz sonuç o oluyor. Şimdi TFF'den yabancı var açıklaması diyor. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yabancı var hakem için gelen soruya saçmalamış. Yani kısaca söyleyeyim arkadaşlar. 600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz demiş. Hani arkaya bir iki cümle daha ekleyebilir de işte ezanlarımızı dindiremeyecekler, dış güçler e, engel olamayacaklar falan filan diye. Yani 600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz mi? Şimdi çok merak ediyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir şeyden haberi var mı? Mesela e, doğup büyüdüğü şehir olan Trabzon şehrinin bir takımı var. Adı Trabzonspor. Ve doğup büyüdüğü şehir Trabzon. Hani <laughs> ilk aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Trabzon şehrinde yabancı herhangi birisi yaşıyor mu? Ya da herhangi bir yabancı e, firmanın iş yeri var. Mesela atıyorum yabancı bir e, sağlık kuruluşunu, yabancı bir sigorta şirketinin hani 600 sene dünyayı yönetmiş ülkenin evlatlarına güvenmeyip de dışarıdan sağlık kuruluşunu. Dedi. Ya da yabancıları bağlı bulunduğu dükkanı falan var mı? Ya da onu geçtim. Hadi biraz daha açılalım. Sözü sadece futbola getirelim. Hani bağlı bulunduğum ülkenin milli takımının teknik direktörü Türk mü yabancı mı? Ben onu çok merak ediyorum. Hani Monteya herhalde e, Oğuz Türklerinin en çok kullandığı isimlerden biri değil diye düşünüyorum. Mesela bağlı bulunduğu Trabzonspor'un yani sevdiği takım olan Trabzonspor'un yabancı hiçbir futbolcusu yok. Yani Şenol Güneş'ten önce Abdullah Avcı ondan önce Nenat Bielisa yabancı değil miydi? Ya bu popülist cümlelerden nefret ediyorum. Arkadaş bir şeyin düzgün yapılabilmesi için yabancısı türkü yok. Anlatabiliyor muyum? Yabancısı Türk yok. İşini iyi yapan işi yapar. işini iyi yapamayan bırakır def olur gider. Olay bu kadar basit. Fenerbahçe defansta fark yarattı diyor. Ben Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi falan konuşmak istiyorum. Milli takımı konuştum muydu bir çeşit oluyorum ya. Gerçekten de yani Galatasaray demişken aklıma geldi. Ya milli takımda bir kural mı var arkadaş? Yani şu Barış Alper Yılmaz adlı arkadaş illa oynayacak diye bir kural mı var? Ben gerçekten anlamıyorum. Neyse. Okan Buruklu Galatasaray maç başı 3. Gol beklentisi olarak da e, toplamda 16 gol beklentisi. Bitiricilik de %17.6. E, şut da 17. isabetli şut da 6.8 değerlerinde ilk sırada gelmiş. Mourinho'lu Fenerbahçe savunmada Fambron korsu, Beşiktaş fizik gücüyle Fark yaratmış. Yani Fenerbahçe e, ve Galatasaray arasındaki fark savunmada ortaya çıkıyor diyor. Hani Fenerbahçe daha çok savunma istatistikleriyle ön plana çıkıyor diye bahsetmiş haberde. Şimdi ben 2 saat haberi size okumayacağım. Ama bu istatistiklere baktığınız zaman hani hızlı giden atın e, çiftesi seyrek olurmuş. ya Çiftesi seyrek düşermiş öyle diyeyim. Ya... Aşağı yukarı bak Fenerbahçe kabuk değiştirdi. Galatasaray da değiştirdi. Doğru. Ama işte Galatasaray maç başı gol beklentisi şu kadar. Attığı gol şu kadar falan filan. Hepsini geçtim. Fenerbahçe otobüs çekti diyor. Mourinho. Hücum hattına 34 milyon euro bonservis harcadı Fenerbahçe. Maç başına 2.3'er gol ve puan ortalaması. Yani 2.3 gol ve 2.3 puan ortalaması yakalamış Fenerbahçe. 14.4 gol beklentisi. Galatasaray'ın bu 16 arkadaşlar. 15.6 şut Galatasaray'ın 17. .6. ne Galatasaray'ın 17 şut Fenerbahçe'nin 15.6 isabetli şut Fenerbahçe'nin 6.3 Galatasaray yani Galatasaray'ın 6.8 yani baktığın zaman aşağı yukarı aynı ama bitiricilik ve Fenerbahçe'nin gol yemeden bitirdiği maç sayısı 5. En az gol yiyen takım 5 golle kalesine karşılaştığı gol beklentisi 4.9 yani durum bu diyor. Fenerbahçe biraz daha savunma ağırlıklı diyor. Ama Fenerbahçe'de mesela Fred. Herkes Fred için şunu söylüyor. Hocam Fred sakatlansa biz ayvayı yedik diyor. Yo ben en son maçta gördüm Fred sakatlansa ayvayı yemedik ama Fred sakatlık için özel bir hamle yapmış. Haberiniz var mı? Bu sezon işi sıkı tutuyormuş Fred. Yani İngiltere'de birlikte çalıştığı bireysel antrenörünü bu sene İstanbul'a getirmiş. Eminim bir haberi yoktur arkadaşlar. 2023-24'te tüm kulvarlarda 14 maç kaçırıyor. Bu sezon sakatlık sorunu yaşamak istemiyor ve işi sıkı tutuyor. Bireysel antrenörünü de İstanbul'a getirdi. Egzersizleriyle sakatlayıcılık önlüğü yani sakatlık önleyici antrenmanlar yapıyor. Bu e, keskin bilgiyi de herkese verelim arkadaşlar. Yani Mourinho tabii ki de ilgileniyor. Bu arada Mourinho demiş ki Mourinho'nun kızı yılın düğününde evlendi diyelim. <laughs> hani e, tam bu videoyu çektim sıralarda doğrudan haber gelmedi ama 300 kişiden fazla kişinin gelmesi bekleniyormuş. 300 kişi geldik. Düğünü şenlendik. O zaman neredeydin? Ee, Jose Mourinho diye taraftar değil tabii ki de herhalde özel davetliler. Hani 300 kişi gelsin diye bekliyorlarmış. Şoförlü araçlarla ağırlanacakmış bu. Lan bu sayıyı söylerken insan niye heyecanlanıyor bilmiyorum. Anlamadım yani bunu. Özel bir şey mi vardı ya? 300 Spartalı mı vardı? Yok o başka bir şeydi. Vali istifa yok o da başka bir şeydi. Delikanlı Fener neredesin? Yok o. Allah Allah. Böyle kesit kesit şeyler geliyor. Neyse 80 seçkin konut. Seçkin konukla yemek varmış. Resmi tören aile çiftliğindeymiş. Kızılcık şerbeti dizi seçtiğinde falan filanmış. Ee, garip. Fenerbahçe Beko geriden gelip galip geldi. Fenerbahçe Beko'yu konuşalım. 300 kişi geldik. AS. Neyse Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko normal süresi 83-83 sona eren maçın uzatma bölümünde Yalova Spor Basketbol 97-90 mağlup etti. Hocam bak Yalova'yı bile doğru düzgün yenemiyoruz demeyin. Öyle Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe sayesinde baya baya seviye atlamış bir lig haline geldi haberiniz olsun. Ve 2'de 2 yaptı Fenerbahçe. Lig'de bir sonraki hafta Yalova Spor Basket deplasmanda Türk Telekom'a konuk olacak. Fenerbahçe Beko sahasında Bursa Spor Basket'i ağırlayacak. Ee, Hüseyin Çelik'miş hakemler. Eski Milli Eğitim Bakanı. <laughs> Hüseyin Çelik. Neyse e, bu aralar Fenerbahçe'de sakatlıklar, yorgunluklar, yoğunluklar boy gösterdiği için bazı şeylerde normal arkadaşlar. Yani çok da takılmamak lazım. İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci ile anlaşma. Anlaşma, anlaşma, anlaşma. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ismi Galatasaray'la anılan birçok Avrupa kulübünü transferde peşine takan İrfancan Kahveci ile %90 oranında anlaşmış arkadaşlar. Ve İrfancan Kahveci'nin 20 milyon TL olan maaşı, 20 milyon TL olan maaşı 60 milyon lira seviyesine yükselecekmiş. Doğru. Şimdi Jose Mourinho yönetiminde fazla forma şansı bulamadı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. E, sözleşmesi bitecek olmasına dolayı da menajerine de aş aşırı böyle tekliflerin gelmesi bekleniyor Şu anda da men yani yıllık ücreti çok düşük bir para. Ve takımın en az kazanan oyuncularından birisi. İmza atması durumunda garanti ücretinin 60 milyon lira seviyesine yük yükselmesi bekleniliyor. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak diyor. Ben 4 diyebiliyorum hani 3 artı 1. Bu sezon 11 maç 416 dakika bir gol bir asistlik katkı ve tabii forma süresinde artması bekleniliyor. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde sevgili Sercan Hamzoğlu oldu bir şey söyledi. Dedi ki 8 Ekim Salı günü. 8 Ekim. Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho Nişantaşı'nda akşam yemeğinde bir araya gelmişler. Mourinho takımın oyunu, hakemler ve Süper Lig'de alakalı geniş bir rapor sunmuş. Bakın Jose Mourinho geniş bir rapor sunmuş. Bak bu cümleler önemli ha. Bu cümleler önemli öyle basit cümleler değil. Yani Süper Lig'le alakalı geniş bir rapor. Bunu ayrı konuşayım dur. Samandıra'daki imkanlardan çok mutluymuş. Hani verilen imkanlardan, idmanlardan, tesislerden falan. Diğer konu ise sözleşmeler. Mourinho, İrfan Can Kahveci ve Osayi'nin takımda kalmasını istemiş yani İrfan Can ve Osayi'nin takımda kalmasını istemiş. İyi de hocam takımda kalmasını istiyor da yani baktığın zaman da oynatmıyor. Bunlar nasıl olacak? Şimdi yeni sözleşme, maaş iyileştirme konuları bir an önce çözün. Rahat bir ortama kavuşuyum diyor. Jose Mourinho. Fenerbahçe yönetimi de aslına bakarsanız biraz gaza basıyor. Hem Osayi hem İrfan Can Kahveci konusunda. Şimdi şu var. Bizim ülkemiz dedikoducu bir ülke. Ya Bizim ülke dedikoducu bir ülke. Ve bu dedikoducu ülkede hani bazıları ne yaparsa yapsın başka adlandırılıyor. Mesela ben burada 10 tane aileye erzak yardımında bulunsam. İşte 5000-5000 5000 TL'lik 10 tane aileye erzak yardımında bulunsam. 50 bin lira versem diyecekler ki hani hayırın gizlisi makbuldü de ki ulan biz hayatımız boyunca 50 bin lira hayırda bulunmadık. Adam 50 bin lira hayır yaptı. Helal olsun aldığı maaş belli yaptığı iş belli demezler. Bak bizim ülkede her yaptığınız işe bir şey bulurlar. Biri çıkar der ki 50 bin lira vereceğine 100 bin lira ver. Koskoca öğretmensin der. Ertesi ay 100 bin lira verdim. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Kara para mı aklıyor bu derler. Hayırdır hoca sende mi yasa dışı bahis aldın derler. Anladınız mı? Bizim ülkemizde. Derler de derler. İrfan. Geçen seneki gibi oynamıyor. Hocam adamın aklı gitmekte. Fenerbahçe'yi falan silmiştir bu ya. Öyle sen Fenerbahçe'deyim dediğine bakma. Geç bunu. Yazıyorlar. Mesela yorumdaki yorumlara bir bakar mısınız? Özellikle söylüyorum. Yorumları bir inceler misiniz? Bir arkadaş Livakovic düşmanı. Livakovic 8 kurtarış yaptığı maçtan sonra diyor ki bu çöpü kovun diyor. Altayım altayı birine getirin diyor. Bundan olacak iş değil diyor. Bakın yorumlara bakın. Aşağıda aşağıda Sadece bu videoda bütün videoların yorumlarına bakın. Ben videolarda yorumlarda en çok beğeni alan ya da en çok yorum alan yorumun başa tutturulması için ayarladım. Yani arkadaşlar hoşunuza giden yorumları beğenin. Beğenin ki üst tarafa kaliteli yorumlar gelsin. Alt tarafa dandik yorumlar gelsin. Ya yazmış adamın biri. İrfan Can Kahveci diyor ki bunların dini imanı para para alamadığı için oynamıyor. Sen gör bak yeni sözleşmeden sonra çatır çatır leblebi gibi goller atacak diyor. Osayi diyor, Osayi'nin sakattım, ma yalan diyor. Oynamak istemiyor şerefsiz diyor. Yazmış öyle, şerefsiz yazıyor. Açık açık yazmış ha. Açık açık çok özür dilerim ama açık açık yazmış öyle, şerefsiz diyor, oynamak istemiyor diyor. Para için diyor. Ya Fenerbahçe Osayi için geri sayımda. Yani Osayi Samuel Fenerbahçe Osayi'nin yaptığı pazarlıklar da bayağı aşama kat etti 26 yaşındaki oyuncuyla. Ben Osayi için şunu söyleyeyim. Transfer market değeri 8 milyon euro. Ben yazın 12'ye 14'e satılsın dediğimde benden tartışan arkadaşlar neredeler şimdi? Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Hani neredeler bu kızlar? Ya Ocak ayı gelmeden Fenerbahçe işi resmileştirmek istiyor. Bir şey söyleyeceğim. O sayının doğum tarihi 31 Aralık. <laughs> yani Aralık ayında da 20, 27 oluyor yaşı. Bana sorsanız ben hala 23 derim. <laughs> şimdi Mourinho Yerine isim bakmasını falan istemedi. Ben o sayede memnunum. O sayı gelişsin dedim. Sosyal medyada Galatasaray'la görüştüğü iddiaları ortaya atılınca sus işareti yapan emoji koydu. Sarı lacivert kalpler ve hani bekleyin diyor. Yani net bir şekilde yalandı. Arkadaş diyor ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Başkalarını dinlemiyorum diye. Şimdi 26 yaşındaki futbolcu yönetim arasında görüşmelerde baya baya aşama kat edildim. Crystal Palace takibi aldım. Ben şunu söyleyeyim. O ile %90 sözleşme yenilenecek. İrfan Can Kahveci ile %99.9 yenilenecek. Ama bana derseniz hocam bunlarla sözleşme yenilendi. Demek ki devre arasında gitmiyorlar derseniz orada hop derim. Burada çok ciddi bir mesaj var. Bak o sayıyı isteyen de var. İrfan'ı isteyen de var. <laughs> Ama Futbolcu istiyor diye gönderilmez. Futbolcuya değer verildi diye gönderilmez. Futbolcuya beklenen paranın hani üstünde ya da altında ya da beklediğim para verildi diye gönderilmez. Futbolcu doğru zamanlamayla gönderilir. O gönderip yerine o 21 yaşındaki halini bedava alacaksan 8'e gönder o 9'a gönder o 10'a gönder o sayıyı. o sayıyı. gönderip daha kötüsünü 15 e alacaksan hiç gerek yok. Ben Sakaboy'u sordurum. Sakaboy'un dizinde bir operasyon gerçekleşmiş. Bir sakatlık operasyonu. O operasyondan sonra arkadaşlar diyor ki hocam diyor bu saatten sonra Sakaboya'yı kimse almaz. Görün bakın diyor Bayern'den herhangi bir takım ise hemen gönderirler diyor. Yani kiralık miralık. Çünkü diyor o sakatlık bir daha diyor onun üst seviyeye çıkmasını engelleyecek diyor. Ben bilmiyorum. Neyse Christian Medina transferinde Fenerbahçe'nin rakibi yok. Radyo'da Buenos Aires'in teknik direktörü ne oluyor lan? Radio de Buenos Aires'in direktörü Martin Ribas, Radyo Spor açıklamalarda bulunmuş. Şimdi Fenerbahçe Medina yaz transfer döneminde kadrosuna katamadı. Çok uğraştım. Elinden geleni yaptı. Hatta ayağından geleni de yaptı. Espri için demiyorum. Gerçekten ayağından geleni de yaptı. Yani oraya adamlar gönderdi. Orada bizim temsilciler vardı. Fotocular vardı. Biz fot fotoğraf ekibi gönderdik Arjantin'e. Ciddi söylüyorum. Ayağından gelen yaptırırken şaka yapmıyorum. Böyle mübalağa, üstü tahlil, tecav şey e, neydi? Tecavülü arif falan yapmıyorum. Ciddi diyorum. Biz oraya fotoğrafçı gönderdik. Tamam derler de hemen klibini yetiştiririz diye de olmadı. Şimdi Bokayla ve oyuncuyla orta saha tra transfer için, devre arası için görüştük aslında. Ara transfer dönemi. Ara transfer derken de 31 Aralık'tan sonra ha da direkt ara transferde gelmeyecek. Daha önce gelecek. Yani alacak olursak. Porto'nun da devreye girdiği öne sürülmüştü ancak Ribas bu yönde çok sayıda dedikodu var. Ancak Medina için Porto'dan Boca Juniors'a gelen bir teklif yok. Medina için Fenerbahçe şu anda rakipsiz durumda. Eğer Fenerbahçe vazgeçmezse oyuncu Ocak ayında İstanbul'da olacak. Medina bu transfer için çoktan ikna oldu. Mourinho ile çalışacak olmak onun adına yeterince önemli bir neden. Avrupa yerine başlatmak için Fenerbahçe'yi önemli bir basamak oluyor olarak görüyor demiş. Ben niye Kurtabahası'ndaki Raskolnikov gibi konuşuyorum ya? Rascon bunu beğendi falan. Ödeme planı. Ödeme planında da anlaşıldı. Boca Juniors 10 milyon dolar peşin alacak. 5 milyon dolar taksitle ödenecek. Ve 3 milyon dolar da bonus var. Ayrıca anlaşmada sonraki satıştan %20 pay da bulunuyor. Transferde hiçbir sorun gözükmüyor. Boca işin resmileşmesi için Fenerbahçe'nin hızlı hareket etmesini bekliyor. Yani 18 milyon dolar. 18 milyon dolara yeni transferimiz hayırlı olsun resmen açıkladılar alın size başlık resmen açıklamış adam valla yanlış anlamayın ya da anlayın bu para fazla bak büyük risk bak çok büyük risk bak fakunda Medina var şeyde lens takımda 25 milyon euro piyasa değeri var Bak, 25 milyon euro piyasa değeri var ee, sol ayaklı sol stoper lens zamanında 3.5 milyon euro almış 2020'de bu sezon 8 dakika oynamış 652 dakika bakın transfer market değeri 25 milyon euro stoperden bahsediyorum yanlış anlamayın hocam bunu mu alıyoruz alakamız yok ama ben anlayın diye örnek veriyorum bu arkadaşı bile 15 milyon dolara alsak fazla derim. Çünkü bizim şu anda verebilecek paramız yok. Yok. Yani diyor ya yok. Ve Fenerbahçe parası hani çarçur edilmemesi gerekiyor. Bak Christian Medina 13 milyon euro transfer market değer var. Hani euro dolar kuru yapsan 15 milyon dolara falan denk geliyor değil mi? Aşağı yukarı. Bak 18 milyon dolardan bahsediyoruz. Artı sonraki satıştan pay. sonraki satıştan da herhalde kafamız birazcık çalışıyorsa 18 milyon doların üstündeki paraya %20 demişizdir. Yani biz oyuncunun bir nevi %80'ini değil, yani %80'ini almış olmuyoruz. Eğer karı üzerindense atıyorum 50 milyon dolara satıldı. 50'den 18 çık. Böyle böyle yapıyorsak lafım yok. Ama direkt %20'si diyorsak çok büyük aptallık etmişizdir. Onu da söyleyeyim. Hani hep Fenerbahçe yönetimini övüyor falan diyorsunuz. Bak izlediğim çocuk bizde iş yapar. İzlediğim çocuk bizde Freddy yedek bırakır. İzlediğim çocuk bizde Şimanski'yi yedek bırakır. İzlediğim çocuk bir sene sonra maksimum bir buçuk iki sene sonra bize 40-50 milyon euroluk teklifler getirir. Ama ben yine söylüyorum çok büyük risk. Yani çok 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 büyük risk. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Fakat haberin son cümlelerinde enteresan bir şey var. Diyor ki transferde hiçbir sorun gözükmüyor. Boka işin resmileşmesi için Fenerbahçe'nin hızlı hareket etmesini bekliyor demiş. Şimdi bak 10 milyon dolar peşin 5 milyon dolar taksit 3 milyon dolar da bonus var. Yani anlaşmada sonraki satıştan %20 pay maddesi bulunuyor. Ha şimdi %20 pay maddesi şöyleyse. hani en fazla sonraki satıştan en fazla 3 milyon dolar alır şeklinde ise bir şey diyemem. Yani ona da razıyım hani 15'e alıp en fazla 3 hani 30'a satsan 3 versen yine sen hani 12 milyon euro kar elde etmiş olursun o ayrı mesele ama riskli bir transfer. İnşallah ne yaptığımızı gerçekten biliyoruzdur. Ben bu kadar söyleyeyim. Bunun dışında da arkadaşlar hepinize Teşekkürlerimi sunuyorum. Hem takibiniz için hem desteğiniz için. iyi ki varsınız arkadaşlar. 76.100 iken ben bu videoyu çekiyorum ama eminim 76.200 olacağız. 77.000'de olacağız. 100.000'de olacağız. Ben sizlere inanıyorum. Birçok kardeşimiz video izleyemiyorum hocam ama diyor akrabalarımı, eşimi, dostumu kanala abone ediyorum diyor. Hani sana yarar oluyor mu? Şu kadar diyorum. Yani şu kadar. Ya bu kanala var ya birçok kişi sonradan geliyor diyor ki ya ben geçen diyor seni en son izlediğinde 20 binden hangi ara 76 bin oldun diyor. Bu, bu, lafı bile söyletmeniz beni çok mutlu ediyor. Allah herkesten razı olsun. Şu kanala destek olan herkesten çok teşekkür ederim, sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.